Valla şimdi takımın son durumunu ben de şimdi göreceğim. Yani hafta sonu maç oynadı oyuncular. Bu Kasım'da ve Şubat'ta oynanan maçlar, yani diğer ülkelerin nasıl hallediyorlar ya da hallediyorlar mı sorunlarını, onlar da aynı sorunları yaşıyorlar mı bilmiyorum ama sıkıntılı bir dönem hem oyuncular için hem koçlar için, herkes için, kulüpler için de. Tam liglerin, Euro Lig'in, Avrupa Kupalarının, Türkiye Lig'inin en kızıştığı anda, en büyük rekabetin en önemli maçların oynandığı anda lige ara verilip bu maçlar oynanıyor. Oyuncuların çoğunun ufak tefek, bazılarının ciddi sakatlıkları var. Mental olarak ne kadar hazır geldiklerini göreceğiz şimdi hep beraber. Konuşuyoruz, ediyoruz ama hani kolay bir durum değil. Bugüne kadar milli takıma gelen arkadaşlar bu dönemde verebildikleri maksimum katkıyı verdiler. Ama bu sefer çok ciddi bir durumdayız. Yani Belarus çok ciddi bir rakip. Geçen Rio'da kullandığı takımın tamamını önce bizim gibi bir jenerasyon değişikliği yapmaya kalktılar. Avrupa Şampiyonası'nda en altlarda yer alınca eski takıma geri döndüler. Çok önemli oyuncuları var. Bu sefer ilk maçlarda Kasım'da kullanmadığı devşirme oyuncusunu, pivotunu, yani hepsini getiriyorlar. Çünkü herkes Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Bu Tokyo Olimpiyatlarının olmazsa olmazı. Dolayısıyla şimdi bu 4 gün süremiz var önümüzde. 4 gün, 5 gün. Bunu takımla en iyi şekilde anlatıp organize olup, yani bir tane 2020'yi etkileyecek, 2020'de ne olabilir, bir şey olabilecek miyiz, orada olabilecek miyiz, onu etkileyecek bir maç oynayacağız. Söylediğim gibi yani çok kısıtlı bir periyotta en önemli maçımızı oynayacağız. Oyuncuların form durumları takip ediyorum. Form olarak bir sıkıntı görmüyorum. Bu sahada iki Türk'ün oynamasının ufak ufak yani katkı, olumlu sonuçlarını ufak ufak almaya başladık. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha iyi olacaktır. Yani form durumu iyi ama işte söylediğim gibi ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar, stresler. Şimdi bu birkaç gün içerisinde en iyi şekilde tedavi edip çok ciddi, yani çok ciddi ölümüne bir maç oynamamız lazım. Deplasmanda Belarus çok ciddi bir takım. En iyi şekilde hazırlanıp mutlaka avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ondan sonra Estonya maçı burada, o maçın da şöyle bir önemi var. Estonya grupta oynadığı bütün maçları kaybetti. Ama FIBA'nın sistemine göre gruplardan birinciler direkt gidiyor. Birinci olamadın, en iyi 6 tane ikinci gidiyor. Önceki yıllardaki gibi üçlü gruplar olmadığı için grup sonuncusuyla oynadığın maçın bile bir sayının bile önemi var. Genel averaja bakılıyor en iyi ikinci olmada da. Bazı gruplarda 100 sayı biten maçlar var sonuncu takımla. Yani bizim için çok ciddi bir 10 gün var önümüzde. Her anını, her saniyesini bütün konsantrasyonla çok olumlu bir şekilde geçirmemiz lazım. Bunun bilincindeyiz. İnşallah oyunculara da bunu anlatıp iki tane büyük maç oynayacağız. İstediğimizi alacağız inşallah. Hocam, iki maçta rakipleri çok pes ettik. Yani 20 sayı fark, birinde 25 sayı fark. Belarus'u geçersek takımın 6'da 6 yapabilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani 6'da 6 yaparsak bizim için rüya gibi bir şey olur. Çok iyi bir şey olur. Ama ben şu anda 6'da 6'dan çok, dürüstçe söyleyeyim, sadece cumartesi günkü Belarus maçına bakıyorum. Yani çok ciddi bir maç. Çok kaliteli bir takım. Yani çok tecrübeli bir takım. Zaten işte Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncuları var. Veremeyenka, Sitsina, Popova, işte Luchenko daha önce burada oynadı. Onlar önemli oyuncular. Yani Avrupa basketbolunda da yeri olan oyuncular. Alex Bentley devşirme oyuncuları, o da geliyor bu sefer. Yani ben 6'da 6'ya bakacağız inşallah. Yani tek hayalimiz o, 6'da 6 gidelim, hiçbir sorun yaşamayalım. Ama şu anda benim baktığım tek şey, hepimizin bakacağı tek şey, cumartesi günü mutlaka bizi zor durum, yani mutlaka bizi iyi duruma sokacak bir sonuç almak istiyoruz. Hocam, Belarus'tan çok fazla konuştuk. Yani takım değiştirdi de şimdi oyuncularını geri çağırdı. Evet. Bir koç olarak baktığınız zaman bu bir istikrarsız durum olabilir mi? Belarus adına bir avantaja dönüştürülebilir mi? Yani ben şöyle görüyorum. İstikrarsız olabilir. Ama bunlar o kadar tecrübeli ve çocukluklarından beri bir arada oynayan bir jenerasyon ki Belarus. İşte olimpiyatlarda iki olimpiyat arka arkaya onlar da gitti. Londra'ya onlar da geldi. Yanlış
hatırlamıyorsam. Londra'da onlar da vardı. Arkasından şeyde de vardılardı. Rio'da da varlardı. Ve bu jenerasyon yaptı ve bu jenerasyon bunların 6. jenerasyonuydu. Şimdi bir dönem bir Avrupa şampiyonası ve bir elemede oynamadı ama bu oyuncuların hepsi son 15 sene beraber oynadı. Bana göre ufak bir istikrarsızlık ama hani söylediğim gibi bunlar çok kaliteli oyuncular. Neticede bir tane maç oynanacak. Hani uzun bir sezon olsa, çok hazırlanacak zaman olsa farklı. Tecrübeli oyuncuların olduğu takımların böyle kısa sürede verdiği performans farklı. Yani çok ciddiye alıyorum maçı. Gerçekten çok ciddiye alıyorum. Yani çok ciddi bir rakip. En iyi şekilde hazırlanacağız. Benim son sorum şu. Takımların Avrupa'daki oldukça iyi bir performansı var. Yani bizim evet. Takımlarımızın. Milli takıma yansımasının etkisini hissediyor musunuz? Yani geçen söylediğim gibi bu bir kere yani başarılı olmak insanın özgüvenini arttıran bir şey. Yani ben oyuncularımın gururlu, özgüvenli, sahadaki duruşlarının bile kendine olan güvenlerini belli edecek şekilde olmasını isterim. Bizim şimdi yıllardır kazanan bir, başarılı olan bir kulüp organizasyonlarımız var. Yani finaller oynanıyor, kupalar geliyor. Ben bu sene daha önce de söylemiştim. Bu sene iki kupanın da kadınlarda, yani hem Euroleague'in hem Eurocup'ın yani Türkiye'ye gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani Türk kadın basketbolu kulüpler bazında çok iyi bir yerde Avrupa'da. Yani belki en iyisi, en iyi yerde. Her takımımız iddialı. Yani hiçbir takım gelip bir Türk takımını eskiden bundan yıllar önce olduğu gibi yeneriz diyemiyor yani. Biz bunu yeneriz diye bakıyoruz. Yani herkes bizden çekiniyor. Yani çok iyi durumdayız. Yani ben bunun mutlaka işte genç çocuklar geliyor, yeni arkadaşlar ekliyoruz. Ortaya koydukları performans yani bence umut verici ilerisi için. Mutlaka çok olumlu katkıları oluyor kulüplerin iyi gitmesinin. Ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum.